Habertürk.com'a hoş geldiniz. Son dönemde Türk savunma sanayinde çok önemli adımlar, çok önemli, çok güzel gelişmeler söz konusu. Bu konuyu konuşacağız bugün. Habertürk yazarı Güntay Şimşek konu. Güntay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben böyle bir cümleyle özetledim ama gerçekten son dönemde Türk savunma sanayinde çok önemli adımlar, önemli gelişmeler söz konusu değil mi? Bunlardan bir tanesine de TUSAŞ yani Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi bir gelişmeye imza attı. Bir başarı hikayesi söz konusu. Nedir bu hikaye? Önce dinleyelim onu sizden. Sonra bu ne anlama geliyor bu adım? Evet. Yani öncelikle buyurun. Bu son yıllarda savunma sanayinde yurt dışından tedarik ettiğimiz savunma sanayi ürünlerinin önünü kesecek adımlar ve atılımlar gerçekleşti. Onun için içeride daha fazla üretmeye başladık. Dolayısıyla ithalatın önünü kestik. Son 10 yıllık bir sürece baktığımızda ciddi anlamda yurt dışından tedarik edilen savunma sanayi ürünlerinde ithalatın önünün kesildiğini ve içeride üretmeye başladığımızı, ürettiğimiz bazı ürünlerde de yerlilik oranlarını olabildiğince yukarıya çektiğimizi görüyoruz. İşte bazen açıklamalarda yapıyoruz %50, 55, 60, en son 70 de dendi ama bazen abartıldığı da oluyor, illüzyon yapıyor şirketler bazen. O oranlar da çok gerçekçi değil çünkü ciddi bir başarı var. Bu başarının gölgelenmesi için böyle illüzyonlara ihtiyaç yok. Daha gerçekçi davranmamız lazım. Çünkü zaten önemli bir başarı var. Zaten tabii kaydetmişsiniz, geliştirmişsiniz, ordunuz kullanmış. Suriye'de, Libya'da, Irak'ta, yurt içinde, en son Azerbaycan'da önemli başarılara imza atmışsınız. Bunu gölgeleyecek, illüzyona sebep olacak, yanıltacak bilgilerin verilmemesi lazım. Gerek yok. Mesela burada baktığımızda TUSAŞ'ın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin Türkiye açısından önemi şu, Türkiye'nin tek hava aracı, yani platform hava aracı üreten şirketi. Yani buradan platformdan kastımız şu, yani helikopterinizi, insansız hava araçlarınızı, döner kanatlı dediğimiz helikopter, bir de sabit kanatlı dediğimiz işte Hürkuş, Hürjet ve en son Milli Muharip Uçak, savaş uçaklarımızı geliştiren, aynı zamanda uydu da geliştiren şirketimiz TUSAŞ. Yani Türkiye'nin platform hava aracı veyahut da platform araçlar üreten en önemli kurumu. Bu kuruma diğer şirketler işte Roketsan, Havelsan, Aselsan aklınıza gelen bu büyük şirketlerle birlikte gelmeyen ve arka planda Türk savunma sanayinde veyahut da normalde Türk sanayinin başka alanlarında hizmet veren şirketler de arka planda TUSAŞ'ın geliştirmiş olduğu Hürjet, Hürkuş, Atak helikopteri, Gökbey helikopteri, Ankara insansız şimdi Aksungur geliyor. Onlara destek veriyor. Uydu projemizde onlar arkada varlar. Yani bu geliştiren uydu projelerini her şeye bir de arkada destek veren, bileşenlerinde hizmet veren şirketlerimiz var. Şimdi baktığımızda bu son gelişme TUSAŞ'ın tarihinde ilk defa bir platform hava aracı ihraç ettiğimizi. İhraç ediyoruz. Yani, Tunus'a Anka insansız hava aracı sistemi ihraç ediyoruz değil mi artık? Evet. Bu ne demek? Ne anlama geliyor? Yani, nasıl bir döneme giriyoruz biz? İlk defa böyle bir hava aracı platformu ihraç etmek demek bir ülkeyle çok uzun vadeli aynı zamanda ilişki kurduğunuz anlamına geliyor. Şimdi mesela eğitim süreci başladı. Tunus'tan buraya o personel geliyor. Bunların eğitimlerini alıyorlar. Diğer taraftan Exim Bank dünyada diğer gelişmiş ülkelerin yaptığı modelle bir kredilendirme yoluna gidiyor. Çünkü siz Amerika'dan ister uçak alın, ister savunma sanayine yönelik sivil veya askeri herhangi bir şey alın. Kredilendirmesini de onlar yapıyor. Veya Kanada'dan alın veya Amerika'dan, Avrupa'dan fark etmiyor. Biz bir yandan da geliştirdiğimiz ürünleri satabilecek, bunun finansmanını, kredi tarafını da yapabilecek bir adım da atıyoruz. Onu da öğreniyoruz. Yani ihracat nasıl yapılır bir platform aracı uzun vadeli. Şimdi bunun eğitimini vereceğiz. Yedek parçası var. Uzun vadede bunlar güncellenecek. Yerine yeni modeller gelecek. Dolayısıyla bir platform aracı sattığınız an uzun vadeli bir ülkeyle ilişki kurmuş oluyorsunuz. O ilişkilerin de başka alanlara da yansıması olsun. Ama burada satılan ürün çok teknolojik, nitelikli bir ürün. Artık bu ihracatta diyorlar ya kilogram şu kadar, bizim artık oraları geçmemiz lazım. Artık biz kereste veyahut da elma armut satmıyoruz ki kilogram hesabı yapalım. Bunlar stratejik ürün.
stratejik kilogram değerinden çok çok daha öteye önem arz eden değerler. Stratejik değerleri önemi var. Olan. Evet, evet. Yani kiloyla falan artık hesap işinden vazgeçilmesi lazım. Daha fazla katma değer sağlıyor. Daha fazla teknoloji imkanları da Türkiye'nin ufkunu açıyor. Bu aynı zamanda mesela sağlık sektörüne de yansıyacaktır. Biz daha düne kadar bu salgınla, koronavirüs salgınıyla birlikte biz doğru düzgün Türkiye'de şey yapamıyorduk. Tıbbi cihaz, sertifikasyon gerektiren cihazlarda sorun yaşıyorduk. O solunuma katkı sunan cihazın geliştirmesiyle beraber o taraflar da aşıldı ki ona da savunma sanayi katkı sağladı. Yani düşünün, Bayraktar İHA'ları geliştiren Baykar Savunma, Aselsan, Arçelik'le beraber öyle bir şey adım attık ve biz sağlık sektörüne veyahut da bizim sağlık tarafındaki hastanelerimizde kullanacak ürünlere yönelik de değişik adımlar attık ve onun devamı gelecek. Artık sertifikasyonu da biz yapacağız. Dolayısıyla çok çok önemli. Şimdi biz 3 tane ilk başlarda 6 adetle başlamıştı Tunus'ta. Anka insansız sistemlerde insansız hava aracı sistemi satışı için 3 tanesi için anlaşıldı. Biz zaten Ankara'ları da 2010'da ilk defa uçurmuştuk. 2013'te bunun bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin talepleri doğrultusunda güncellenip seri üretimine karar verildi. 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Şu an yaklaşık 30 adet Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde, daha doğrusu Türkiye'deki güvenlik birimlerinin envanterinde 30 adet bulunuyor. Ve bu da ilk ihracat, 3 adet bu Bayraktar İHA'dan kategori olarak bir derece daha yukarıda, daha büyük, daha farklı görevleri var ve uydu kontrolü. Bayraktar İHA'lar yer kontrolü, bu uydu kontrolü. Ondan yani bir derece daha farklı sınıfta, yani kategori olarak baktığınızda farklı bir kategoride ve Türkiye için önemli, teknolojiyi ihraç eden, savunma sanayi alanında varlık gösteren bir ülke olarak sahneye çıktığını gösteriyor. Evet, bu konuda zaten son dönemde özellikle çok ciddi gelişmeler de yaşandı değil mi? Bu insansız hava aracı ihracatında da önemli gelişmeler yaşandı. Kesinlikle, hem dünyada bir de dünyayla paralel Türkiye kendini bu alanda bazı sınıflarda kategorik olarak değerlendirdiğinde ilk 3'e sokuluyor. Bazı alanlarda 5 ama yerimiz buralar yani. İlk 10'da ilk 5'le mücadele ediyoruz. Geliştirdiğimiz hava araçları işte Azerbaycan'da ilk insansız hava araçlarıyla kazanılan bir savaştan bahsediyoruz. Zaferden bahsediyoruz. Evet, bu evet, tarihe önemli geçti. Evet. Suriye'de ilk defa Türkiye insansız hava araçlarıyla sürü halinde organize ederek öyle bir strateji geliştirerek bu çok çok önemlidir. Yani o insan savaşlarının bir kısmı gidiyor, gözetliyor, keşfediyor, ötekisi gidiyor, radarları kör ediyor veyahut da işte elektronik harp tarafında uğraşıyor. Diğerleri gidip yok ediyor, ötekisi yok edilen yerleri gözlemliyor, tekrar tespit çalışma yapıyor. Yani çok nihai sonuç alabilecek bir stratejik adım, stratejik savaş, insansız hava aracıyla elde edilen başarı söz konusu. Bu Suriye'de ilk adım atılmıştı. Libya'da bunu yaptık ve Azerbaycan'a da tamamen Türkiye'ye ait bir konseptten bahsedeceğimiz modelle gidildi ve başarı elde edildi. Evet, çok önemli. Böyle bir durumda tarihe geçmiş oldu. Türk mühendislerinin geliştirdiği yine TEY motoru var değil mi? Yine o da çok önemli bir gelişme. Evet, hem ona şey yapalım, bir de şeyi unuttum. Bayraktar TB2 taktik sınıfı İHA'lardan da biz ihracat ettik. Mesela Bayraktar İHA'lardan şu an yine Türk güvenlik bilimlerinde 100'ün üzerinde teslim edilmiş envanterde var. Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'a ihraç ettik. Daha önce ihraç etmiştik. Şu an toplamda da yurt dışında Bayraktar TB2 İHA'lardan yaklaşık 40 adet bulunuyor. Şimdi bunun üzerine bir üst sınıf olan Anka'yı da ekledik. Sizin şimdi adım. Motorla altını çizdiğiniz TUSAŞ Motor Sanayi AŞ, yani Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin iştiraki olan, Eskişehir'de merkezi bulunan TEİ olarak ismi de Turkish Engine Industry olarak da bilinen TUSAŞ Motor Sanayi AŞ de bir yandan hem bu insansız hava araçları için motor geliştirdi, bitirdi, yani üretti, verdi, bu iş tamam. Anka'larda, Bayraktar TB2 İHA'larda hem de mevcutlarına oranla çok daha güçlü, çok daha performansı iyi bir motorla sahneye çıktı. Bundan sonra Ankara'nın bir büyüğü Aksungur, işte TB2'nin devamında TB3 geliştirdi ama diğer taraftan TB2'den çok daha farklı bir sınıfta, çok daha ağır tonajlı, daha
etkin uydu kontrolü Akıncı İHA var. Ona TİHA diyoruz. Taarruzu insansız hava aracı. Onun motor falan sisteminde de bu T'nin etkinliği söz konusu. Onun için de geliştirdi. Yani Türkiye ihracat yaparken mesela Atak helikopterlerinde Amerika'dan ithal ettiğimiz motor kısıtına, engeline takıldığı için Pakistan, Filipinler, Afrika'da başka bir ülke, bunlarla ihracat şeyleri geldi, bitirildi. Sırf motordan dolayı bunun ihracatını yapamadık. İnsan savaşında da benzer sorunlar vardı. Dolayısıyla motor sorununu T ile aşmış olmamız önemli. Yani motor sorununu aşmış olduk bu gelişmeyle. İnsan savaşlarında aştık. Kısmı bu. İnsansız hava araçlarında. Sizin şimdi altını çizdiğiniz. T'yi TS 1400. Evet, 1400. T'nin geliştirdiği o 1400. Türk mühendislerinin geliştirdiği motorla. Beygir biz bu motor sıkıntısını İHA'larda o şey için, yaşadık. Gökbey helikopter için. O motor en son açıklanan o 1400 beygir gücündeki motor Gökbey helikopter. Gökbey helikopterinde bu Gökbey de Atak'ta elde ettiğimiz tecrübe ve birikimle geliştirdiğimiz bir genel maksat helikopteri. Hem sivil hem askeri her türlü amaçla kullanılabilecek bir helikopteri. Biz o helikopterde bu motoru test edeceğiz. Şimdi yaklaşık o 2017'de başlamıştı o motor geliştirme çalışması da. İşte geçen hafta bunun ilk test çalışması, aynı zamanda hem motoru geliştirdik hem de motoru test edecek bu birimi de kurduk. O da çok çok önemli. En az bir motor geliştirmek kadar. Çünkü onu nasıl geliştirdiğini anlamanız, ilerletmeniz için önemli. Hem o test açılışı yapıldı hem de motor çalıştırıldı. Şimdi o motor sahaya çıkıp Gökbey helikopterinin üzerinde test edilecek ve yaklaşık 2-3 yıllık işte 2025'ti onun şey nihai tarihi ama daha erken öyle görünüyor ki sertifikasyon süreci tamamlanacak ve 2024 gibi Gökbey helikopteri o 1400 T'nin 1400 model turboşaft motoruyla uçacak, havalanacak ve dolayısıyla o motorun aslında biz genel maksat helikopteri diyoruz ama orada başarılı olduktan sonra sizin onun varyantlarıyla herhangi bir askeri helikopterinize atarsa atan daha büyük abisi geliyor. Onlarda da kendi yerli motorumuz olacak. İstediğimiz yere. Çok önemli bir adım atılmış olacak. Çok önemli bir aşama kaydedilmiş olacak. Tartışmasız. Diğer araçlara tabii. Yansıyacak tabii değil milli, mi? Yani mesela bu motordaki başarı sizin milli muharip uçağınızın en önemli bileşenlerinden birisi olan işte motor tarafında da ciddi katkı sunacak. Helikopterinizi geliştirip satmanızda önünüzde artık engel olmayacak. Dolayısıyla Türkiye'yi başka bir sınıfa çıkarmış olacak. Çok ciddi bir başarıdır. Peki, eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Bu konuyla ilgili bu kadar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Türk savunma sanayinde son dönemde yaşanan çok önemli gelişmeler var. Bu gelişmeleri de Habertürk yazarı Gülten Şimşek hem çok yakından takip ediyor hem de köşesinde yazıyor. Biz de bu gelişmeleri biraz konuşmak istedik kendisi. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.